Başladı mı video? Başladı abi. İlk önce seni tanıyalım abi. Ben Hakan Gürbüz. Merhaba. Sayfamızdaki herkese selam olsun. Marmara Güvercin Federasyonu baş hakemiyim. Şu anda Bayram Oğuz, Bayram abimizin kuşunu puanlamak üzere buradayız. Bayram abi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah arkadaşım. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çetin Koçan, hakem arkadaşımız. Çağrı Çevik, lider ekede arkadaşımız Marmara Güvercin Federasyonu'nda. Şimdi şu anda kuş kalkacak. Arkadaşımız kuşu getirdi. Kanadını açar mısın kardeşim? Bakıyoruz Çetin abi. Dizmiş deliklerini. Öbür tarafı da açalım. Dizmiş. Şimdi kardeşim ben yazacağım. Kuşu çok örselemeyelim. Ot yer onu sen. Yüzüne bakacağım mı abi? Numarayı oradan Çetin abiye gösterelim abi. 423 de başlar. 423-51. Evet. Evet. Şimdi kaydını tamam alıyorum ben. Tamam. Sen o tamamdır. Şuraya şu Atakan, gelin yazalım. Atakan şu şeyine bakabilir miyim? Kuşun kafa yapısına bir bakayım mı kardeşim? Evet. Peki abi. Çift tepe ha? Evet. Çift tepe ayna kuyruk mavi. Bak ya. Şunun altı sert. Kendim büyüttüm onu ben. Çekin abi şu yerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar yazıyoruz hayvanı. Bilgilerini. Sonra birazdan inşallah nasip olursa kalkacak. İnşallah. Bayram Oğuz. Yüzük numarayı da yazıyorsunuz değil mi abi? Evet. Güzel bir şey o. Otur sen çalar getir. Marmara Güvercin Federasyonu'nda kayıtlı şu anda kupaya kalkmaya hazırlanan kaç tane kuş var kayıtlı abi? Hakan şu abi? Anda sezon bitmek üzere. Son iki ayımız aşağı yukarı bu sezon toplamda. Bu sezon toplamda eke yavru kategorileri ayrıdır. Eke ve yavru ortalama 600'ün üzerindedir. Hem 600 hisse yavru vardır. 600 hisse de yani eke 1200 var. Yazdım yani. 1275 falan toplam hissemiz. Maşallah. Şu anda 200-250 kuş uçtu. 200 daha uçar. Yani aşağı yukarı işte bugün sabah buradayız. 3 kuş, 4 kuş uçmaya başladı. Havalar güzelleşti. Sezon işte evet. Yani son sezon ama işte 1 yıl sürüyor. Öbür 6 ayımız bitti. Şu son 2 aydayız. İşte yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz ama bundan sonra hızlı olur. Son 60-70 güne girdik. Evet. Yani bundan sonra aşağı yukarı her gün 3-4 kuş uçar. Allah'a şükürler olsun. İşte biz de geliyoruz. Tamamen niyetimiz burada bir sosyal aktivitedir. Evet, sektörü tabii. Hobiyi geliştirmek, büyütmek. Evet. Şunu ben yazayım şimdi. Tamam. Yaşı 1 yaşında değil mi Bayram abi? 1 yaşının üzerinde biraz abi. Tamam abi. 1 yaşında. Bol şans abi. Ya Allah bismillah. Bayram abi bir dakika abi. Poşet falan kullanırsak bir hakkın daha olacak. Kuş kalkmadı zaten. Şöyle açığa alıp poşetle kaldırırsak hayvan tamam rahat kalsın. Biraz hayvan kalkmak istemiyor. Böyle bir sıkıntısı yok değil mi? Yok yok hayırlısı olsun. Zaten kalkıp 4 metre yukarı giderse, inerse veya tur atıp 10 dakika içindeyse bir daha kalmam var. Şansım var fakat işte kuşu kaldırmak, elle atamıyoruz. Tamam. Hakan abi. Efendim. Şimdi kuş yarışmaya katılabilmesi için evet. Kalkışını gerçekleştirdi mi? Şu anda kuş 3 taklayla kalktı. Evet. Yerden kalkarken en az minimum 2 takla 10 metre fişek yaparsa baş yazıyoruz. Kalkış baş üzerinde. Fakat bu kuş şu anda 3 takla vurdu. 10 metre olmadı yani. Evet. Ne oluyor? Geçerli diklikte kalktığı için işte 2-3 takla. Takla çarpı 2 olur. Şu anda 6 puandan kalktı hayvan. Uçuşa girdi. Şu anda işte bekliyoruz. Belli bir ısıtma mesafesinden sonra gelip çalışacak. Geçerli baş yapabilmesi için 3 metre. Orada çubuk var. Çubuğu gösterelim. Onun altından fişeye başlayıp en az 2 takla 10 metre fişek tutması gerekiyor. O minimumdur. Ne kadar uzun, ne kadar sesli, ne kadar taklalı,
Ne kadar bol sefer yaparsa o kadar fazla puan alacak. Şimdi yapması gereken ne bu kuşun abi? Anda, ne bekliyor şu anda? Şu anda kuştan beklediğimiz 3 metrenin altından fişeye gelip başlaması, en az 10 metre minimum 2 takla atması. Bunu yaparsa işte puanları var. Nedir? 10 metreye 10 puan. Metraj 1 metre 1 puandır. İşte takla çarpı 2'dir. Mesela 10 metre 2 takla gidince 10 puan oradan, 2 takla vurursa 4 de oradan 14. Yanaşma mesafesi 3'e yanaşır. Alçağa indikçe puan artar. 3 metreden alırsa 1 puan, 2'den 2 puan. İşte 1 metreden de fişeye başlarsa 3 puan, üstü bağlarsa son taklayı 4 puandır. Taban atarsa 10 puandır. Böyle bunların hepsini arıyoruz şu anda. Yapınca yazacağız. Bütün uçum saatini mesela 1 saat en az minimum uçması gerekiyor. Bu dediklerimizi yapıp 20 sefer yaptı ama 1 saat uçmadı. 59 o zaman elenir. Kriterlerimiz bu yönde. Şu anda 1 saat uçması mı gerekiyor? En az minimum 1 saat uçması gerekiyor kuşun. Evet. Ve bu 1 saat içinde de belli bir sefer sayısını yapması gerekiyor. Anladım. Puan alabilmesi için. Tabii onu şu anda kestirmemiz zor. Yaptığı başları yazacağız. Şimdi, en sonunda toplamayı yapıyoruz. Şimdi kaç dakika sonra oyuna gelmesi gerekiyor? 50 dakika içinde geçerli baş yapması gerekiyor. Yoksa 50 dakika elenir. İçinde. Tabii ve gelecek ve en az minimum o işte 3 metrenin altından. Sayı yazdıracak. Tabii 2 evet. Takla 10 metre yapacak, yapmazsa elenir. Şu anda erken 10 dakika içinde de mesela bu kuş kuşsuz kalktı. Kuşlu kalkaydı, kalkarken 20 puan fazla ekstra alacaktı, onu alamadı. Ne oldu? Kuşsuz kalktığı için 10 dakika içinde altına kuşun kuş sermemiz gerekiyor. 8 tane en az. Sermezsek olmaz ama kuşsuz girdiği başları da bizim yarışmamızda yazıyoruz. Şu anda beklemedeyiz yani. Anladım. Bugün, şu an kuş ısınma turlarında, birazdan arkadaşlar altına kuş açacaklar. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs evet, bütün emekçi ve işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Ben de bir emektar işçiyim, inşaat ustasıyım ben. Evet. Bizim de bayramımız dolayısıyla evet. Kutlu olsun. Genç arkadaşlar işte seni takip ediyorlar. Sen evet. De Allah razı olsun bizi burada çekiyorsun. Tesadüf tamamen. Hiçbir hazırlığımız yok biliyorsun. Tesadüf burada tanıştık. İşte bu hobi güzeldir. Bu hobiyi yapan gençler bu işleri profesyonel de yaparsa zevk alırlar. Aşağı yukarı ben 25-30 yıldır güvercin besliyorum. Allah'a şükürler olsun. Memnunum. Yani insanlara da bunu tavsiye ediyorum. Dediğiniz gibi az önce konuştuk. Gençler işte uyuşturucuydu. Allah korusun ki kimseye vermesin. Başka kötü, arkadaşlar. Kötü arkadaşlar, alkol, bunlar olmasın. Hayvan seven azel de bir şey mi söylüyor? Bizim sloganımız var. İnsanı da sever. Evet. Yani hayvan seven insandan zarar gelmez. Ben bunu gördüm. Ve bizi bu bütün, bu bizim hobimiz, sevgimiz, sevdamız. Çok insanlar var. Bizi severler. Biz de onları seviyoruz. Yarışmacı değil sadece. Bizim çevremizde yarışmaya girmeyen, başka soy ırk taklacı değil, kuş besleyenler de var. Biz koskocaman bir aileyiz. Evet. Ve bu ailede de işte şöyle söyleyeyim. Mutluyuz. Siyasetin tek girmediği kurum kuşçuluktur. Bunu da o arkadaşlarımıza anlatayım. Gençlere örnek olsun. Evet. Her yerde siyaset, politika vardır. Fakat güvercin besleyenlerde yoktur. Bizim içimizde her ilden insan vardır. Öyle bir kardeşlik var ki değil mi? Yani bak, siyaset bu, bile... Yani siyasilerin bile bizi örnek alması gerekir. Nasıl? Şimdi normal şartlarda kuş beslemeyen bir insanın zıt kutupların bir araya gelmesi zordur. Fakat bizde öyle bir durum yoktur. Bizde her görüşten, evet. Her dinden, dinler ayrı olan insanlar bile var. Hepsine saygımız var. Evet. Biz insanız, insana saygımız var öncelikle. Ya nedir? İşte bu bizi kaynaştırıyor. Keşke devlet büyüklerimiz, işte ne bileyim iş adamlarımız, herkes bizi örnek alsa. Şu anda bütün kuşlar ki kardeş. Çok destek verilmediği halde değil mi? Tabii yok. Şöyle. Yani genel yönetimlerden veya tabii, hükümetten yok. Çok destek almamanıza rağmen. Tabii bu tamamen bizim 2003'te büyüklerimizin kurduğu, sonra biz buna dahil olduk. Sosyal bir faaliyet bu. Hiçbir yerden desteksiz. Ama ne oldu? İşte biz büyüdükçe, insanlar yarışımızı tanıdıkça, yarış büyüdükçe, şu anda Ataşehir Belediye Başkanı Vattal İlgezli'nin muazzam destekleri var bize. Maşallah ya. Mesela kupa töreni yerimizi bu sene Vattal İlgezli Bey veriyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, çok güzel. Yani mesela geçen bir olay yaşadık. Derneğimizin kendisi, buradan teşekkür ederim, açılışına geldi. Bir arkadaşımızın zabıta kümesini kaldırmak istemiş. Boş araziye koymuş. Şikayetini belirtti arkadaşımız. Zabıta müdürünü aradı başkanın kendisi. Bu kardeşlerim kuşçu, bunlar çok güzel şeyler yapıyor. Siz bilmiyorsunuz. Karışmayın, kuşun uçursun. Zarar gelmez bu insanlara. Vallahi süper ya. Yani süper. Bunları yaşıyoruz. Ama evet. Tabii ki biz bunu yaşıyoruz ama başka belediyeler var. İsim vermek istemiyorum. Çok kardeşimizin bize şikayet, kümeslerini kaldırdı zaten. Evet, bu geçen burada da bir şikayet ettiler. Kuş içindeyken alıyorlar kuş. Yani evet. Bakın kuş içindeyken Allah alıyor. Allah. Kümes götürülüyor. Telefon bile açılmıyor. Çünkü o
arazide uçuran arkadaşlarımız oraya numara yazarlar. Yani hani bir şey olduğu zaman. Ama diye. Şunu yaşadık. Güvercin içinde gelmiş, kümes alıp götürmüşler. Ama ne oluyor işte biz herkes de bizim Ataşehir Belediyesi'nin başkanı gibi değil. Ama onlara da çağrımız var buradan. İnşallah sesimiz oraya da ulaşmıştır. Evet. Yani veya bu sayfayı takip edenler ulaştırırsa yüksek mercilerde, belediyede işte müdür olur, amir olur veya onlar bizi seyreder. Ricamız şu, güvercin sevenlerden kimseye, kuşlara zarar gelmez arkadaşlar. Hakan abi, bir de oy potansiyelini de bilmiyor siyasetçiler ha, hayvan severlerin. Evet, yani... mesela senin sayfanda söyledin, bayağı bir binlerce takipçi varmış. Şimdi kuşçu şöyledir, onu da anlatayım. Mesela oraya girdin, bizim Ataşehir Belediyesi'nin başkanı CHP'lidir. Ben şöyle söyleyeyim sana, çok CHP'li olmayan kuşçu kardeşlerimizin hepsi Battal Bey'e oy veriyorlar. Sırf güvercincilere, hayvanseverlere desteğinden ötürü. Kendisi de hayvansever. Evet. Kendisi de öyle. Biz sadece zaten güvercinci değiliz abi, biliyorsun. Tabii. Yani tavukçular var tabii, içimizde, tabii, ötücü tabii, kuşçular tabii, var. Tabii. Kedi besleyenler var, köpek besleyenler tabii, var değil tabii, mi? Tabii. Çok büyük bir camiayız. Siyasiler tabii. Uyanık olanlar diyeyim, akıllı tabii, olanlar çok, bunu fark ediyorlar. Evet tabii. Fark ediyorlar. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Yani bu belki farazi olur. Belki ben tam rakam vermeyebilirim ama İstanbul'da ben inanıyorum 100-150 bin tane kuş besleyen veya hayvan sever. Belki hayvan seven hepsini alırsak 1 milyon vardır. İşte değil. 1 milyon vardır yani bütün hayvan severleri alırsak. Bu da yani bir tane milletvekili seçtirir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Siz de biliyorsunuz yani bu köpekçi demeyeyim de köpek severler diye, bu yanlış olur. Köpek besleyenler, kedi besleyenler, işte evlerinde muhabbet kuşu besleyenler, ötücü kuşlar besleyenler, yani balık besleyenler, balık tabii. Avcılar da, bile avcılar, içimiz avcılar, tabii. Avcı diyor adam abi yapıyor ama avcıları da yanlış anlıyor insanlar. Evet. Şimdi avcılar gidip can yakmıyor yani, onun bir kuralı var. Adam orada vergi veriyor devlete. Onun şeyi var, tezkeresi var, bilmem neyi var. Zaten onun... yemediği hayvanı avlamıyorlar. Tabii. Yani. Tabii. Yani şimdi kargayı mesela vurmaz adam. Aynen. Neyi vurur? Kekliği vurur. Bu da keklik olmaz. Bu İstanbul'da çulluk olur ekseri. İşte o babam da avcı benim bu arada. Onlar da bir taraftan doğayı da koruyorlar. Hakan abi. Tabii yani o... zamanları var. Yavru ya... zamanları var. Yavru zamanı yasaktır. Av yasağı. Şu var. Anlamda söylüyorum. Yani doğadaki eksikleri yetkililere bildiriyorlar. Yani bir gözetmen orada. Gibi tabii. Hareket ediyorlar avcılar. Evet. Şimdi 10 dakikamız doldu. Arkadaş 8 tane oraya bantlı veya makaslı kuş serecek. Maksat da şudur. Oyun kuşu yere kuş serilmezse çok gelmez oynamaya. Bunu ister yani. Çünkü oyun kuşu inmeye gelir. İnemeyince fişek yapar. Allah bunu böyle yaratmış. Böyle programlamış. Şimdi dakikası doldu. Ben arkadaşı uyardım. Şu anda kuş serecek. İnşallah paşa da gelirse ne yazdığımızı, kaç metre yazdığımızı. Çünkü biz şeffaf bir yarışmayız. Evet. Onları da tarif aşama ederim. Aşama göstermek nasip tabii olur tabii inşallah. Tabii tabii nasip olur. İnşallah hayvan da yapar. Şimdi hayvanın yapmama riski de var. Evet. Neden? Bu onun kötü olduğunu gösterir mi Hakan abi? Hayır kötü olduğunu göstermez. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir güvercin şöyle anlatayım ben. Günü gününü tutmaz. Yani günü gününü tutan da var ama bu seyisle alakalıdır. Şimdi hayvanı mesela dün yedirme olayı 24 saat önce aç bırakmak gerekiyor ki. Tamamdır. Evet teşekkürler. Yani 8 kuş serdi şu anda. İşte dün bunu mesela 24 saatten 24 saate yemliyoruz. Akşam yemişse bu hayvan aç değil. Aç olmayınca doğal olarak gelmez. Nedir? Burada kuşta şudur. Uzun süre oynamak. Kalıcı olmak, istikrar önemlidir. Ama insan gibi bu robot değil yani biz de insanız. Günümüzü tutmuyor. Bu hayvan da bazen oynamayabilir, gelmeyebilir. Tabii bu kötü şeyler var. Tabii kötü olaylar var. Mesela nedir? Taklasız inme. Bu bir kötü huydur. Oyun kuşunda istenmeyen bir mevzudur. Bir de baştan kaçma. İşte aşama aşama dilimiz döndüğünce bunların hepsini anlatmaya kalksak yani sen yanlış anlama. Bir ay gelip gitmen lazım. Evet. Abi işte özetliyorum ben bunu kafamda. Anlayacağı şekilde arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Bakalım işte bekliyoruz. Kuş geziyor tamam. Herhalde yukarıda. Ben şöyle bir bakayım ne tarafta hayvan. Çünkü gezmesine de puan veriyoruz hayvan. Anladım. Yani burada gezen 5 alıyor. Orta gezen 25 alıyor. İşte açık gezen. Her seferin gidip gelen fazla alıyor. Ona da bakmamız gerek. Şu gelen olması lazım. Tamam. Gezmesi iyi mi Hakan abi? Güzel. Güzel geziyor.
Yani gezme... Gezmeyi açayım sana. Ben biraz bu işi çok yaptığım için soruyu da anlıyorum sormadan. Evet. Şimdi gezme nedir? Arkadaşlar kuşu kaldırdık. Kuş belli bir rotada alanı terk etti. Gitti. Veya yukarı çıktı. Geziyor. Evet geldi. Bak dışarıdan aldı bunu mesela. 5 metre içine girmedi. Evet bu geçersiz oldu. Bu geçersiz. Neden? Hem alçalmadı 3 metreye. Hem de 5 metre sınırlarına yaklaşmadı. 5 metre. Hedef merkezinden 4 tarafa 5. Evet. Bizim. 5'ten dışarıda aldı. Hem yukarıda aldı. Hem de fişeği biraz meyilli gitti. Dik gitmesi gerekiyor. Anladım. Ve tersten geldi. Anladım. Şimdi, Lodos bugün tersten geldi. Bir dahaki fişeğini bekliyor şu anda. Evet şu anda bekliyoruz. Bu geçer. Böyle bu şekil gelse bile 50 dakika içinde geçerli baş yapmazsa maalesef elenecek. Artı gezmeyi anlatıyordum. Şimdi gezmeye bazı kardeşlerimiz karıştırıyor. Kuş gidiyor çok açık geziyor ama buraya geliyor sefer yapmadan tekrar gidiyor. Bu gezme değildir. Gezme şudur. Oyun kuşunda aranan en büyük özelliklerden bir tanesidir. Gezdiği zaman buraya gelince geçerli baş yapıp tekrar gezmeye gidecek. Bu periyodu her seferinde yaparsa en yüksek gezmeyi alır. Ortada gezer, orta mesafede ara sıra açık gezer. İşte gelip yoklarsa orta gezme alır. Üstümüzde gezip durmadan sefer yaparsa gezme puanını en aşağıdan alır. Anladım. Alır da 5 alır. Bunlar bile kategoridir yani. Anladım. Kategoridir. Gezip gelip çalışıp gitmek, gezmek, sürekli gezmek. İşte ortam mesela ara sıra gelip gezmek, ara sıra gitmek, bir de etrafta gezmek. İşte 3'e ayırıyoruz. Gezip gezdikten sonra geçerli baş yazdıran en yüksek puanı alıyor. Orta gezen düşük puanı. Ondan sonra gezmeyen de az en minimum o da hakkı yenmesin diye 5 puan veriyoruz. Yani gezmesi bu kuşumuzun nasıl Hakan abi? Şu anda kuş çok güzel geziyor. Anladım. Fakat mesela şu bir yüzde alacağız. Yazdıramaması eksi oldu. Evet. Yani gelip yazdırıp tekrar gitseydi yükseğe doğru %80'ini gezip gelip yaparsa yüksek puan alacak. Tabii bu puanlar çok yüksek puanlar değil. Bu gezme puanlarını falan bir kereye mahsus altta. Şu defteri gösterirsen gelip yaklaşıp buradan da anlatayım sana. Şimdi mesela burada şu kalkış puanı, iniş puanı, gezme, hedef, uçuş saati, ses, oyuna geliş, eke veya yavru kategorisi bu puanları bir kereye mahsus alıyor. Yani genelden bir kere. Şu sefer saati, atma puanı, alçalma puanı, taban takla, takla sayısı puanı, üst bağlama, mesafe, metre puanı, kanada basma, oyuna geliş düzeni, bunu aşağıdan veriyoruz, onu ayrı tutalım. Şunları da her seferinde alır. Anladım. İşte bu geçerli başı sayısına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte gidiyor. Şu 19-20 sayılarda ortalama 15-20 metre şu kanada basmaları da yaparsa ilk 3'e oynar. Anladım. Yani şu anda her başını yaptıkça yazacağız. Şuraya saatini yazmak kaydıyla yazacağız. Ondan sonra puanlarını biz tüzüğe uyarak yapıyoruz. Toplayacağız. Burayı da toplayacağız. Burayla şu genel alttan genel verdiğimizi topladığımız zaman genel toplamı yazacağız. İmzalatacağız. Ondan sonra işte bak bu bizim tüzüğümüz. Biz şu anda bunun dışı hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bütün uygulamalarım şu anda bu tüzüğe uyuyor. Bakın kurallardır burada. Evet. Kalkış puanı, işte sefer. Hepsinin puanı var mesela görüyorsunuz. Alçalma puanı, atma puanı, taban takla puanı, takla ve mesafesi, üst bağlama, fişek geçerliliği, ses geçerliliği, ses puanı, sefer puanı, iniş puanı, gezme, işte oyuna geliş, bunları bütün kuşların okuması lazım. Tabii tabii tabii. Kanada basma, hedef puanı. Bakın şurada da diskalifiye ve genel kurallar var. İşte nedir? Altına işte 8 kuş açılacak, 5 metre yanaşacak, şu bu vesaire, bunları da buraya yazıyoruz. 53 madde burada var. Aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 yanlış olmazsa hızlı saydım. Bu arada kuşu gözlemliyorum. 16 maddede burada var. Şunu okuduğu zaman bir insan az kendini de geliştirmişse. Çalıştığı zaman bir de. Hayvanı da şunu analiz ederse hiçbir şeye gerek yok. Bir evet. Kuşu, oyun kuşu nasıl olması gerektiğini öğrenir. Evet, okumak şart diyorsun. Tabii, tabii. Her şeyde okumak şart. Evet. Yani bu dinde de okuyacaksın. Öğrenci arkadaşlarımız günde ne kadar çalışsa yeter Hakan abi? Şey mi? Ders mi? Evet. Bir saat yeter. Bir saat zeki yeter. Zeki bir insana normal şartlarda. Zeki derken herkes zeki. Ben şunu da söyleyeyim bakın. Hiçbir zaman ben hani bazı insanlar arıyor kafam çalışmıyor. Ben buna inanmıyorum. Tamamen ders de öyledir. Bir şeyi ne kadar istersek
o kadar başarılı oluyoruz. Yani ders çalışacağız değil mi? Severek çalışırsak anlarız. Ama bunu istemeyerek işte babamız anne bazen baskı yapıyor. Evet. Aileler yapmasın bunu. İşte yalandan yaparsak anlamayız. Evet, yani hiçbir insanın hiçbir şeyi başaramaz. Her şeyi bir insanın, insan olan bir insanın başaracağına inanıyorum. Biri bir kere de okur anlar. Biri 10 kere de okur anlar. Ama anlar. Evet, yani doğru. motivasyonla isteyerek ders çalışsa, bir tabii. saat çalışsa zaten sınıf birincisi, okul birincisi olur tabii, yani. Tabii, yeter. Evet. Yeter. Buna da ayıracağı zamanı söylüyorum. Günde yani genç kardeşlerimiz kuşa en fazla 2-3 saat zaman ayırdıkları zaman bu işte olur. Neden olur? Çünkü havalar ısınıyor. Evet, günler ısınıyor. Havalar sıcakken öğlen sıcakta bu hayvanlar uçmaz. Ne yapacağız? Evet. Geldi maşallah. Bak tutalım. 1, 2, 3. Oralar gitti. Aynen. Şimdi geçerli diktikte fişek arıyoruz dedim ya. Evet. Videoyu aldık mı? Aldık abi. Tamam. Mesela şu anda 3 metreye geldi kuşumuz. Bak yazarken yanıma yanaşırsan sen de görürsün. 0, 8, 27. 3 metreye alçaldı. 3 takla. Fazla vurdu ama eğdiği için kesiyoruz. Diklik 5 evet. geçe arıyoruz. 3 taklasını alıyoruz. Üst bağlama veremiyoruz çünkü fişeği kestik üstten. Mesafe 10 metre yazıyoruz. Kanada basma alamıyor çünkü orada bir duraksama yaptı. Ondan sonra kendini gelir gelmez yüklenmedi yani. Bunun puanı şu anda bu. Anladım. Bu seferin puanı bu. Bu. Tamam. Bitti. Bu Hakan kadar. Abi ben bu aşamadan sonra özellikle kuşun gelip gitmelerini çekmek istiyorum. Siz onları çekin artık ben tamam. anlatmama gerek tamam. yok. Burada insanlar biz, öğrendi evet, zaten. Genel kaidesini, kurallarını evet. öğrendik. Evet. Sağ ol. Burada, teşekkür ederim. Bundan sonra kuşu çekelim. Tamam çünkü İnsanlar ne kızarlar anlasın. Çünkü kuşu da seyretmedik derler. Evet evet. Abiler bir el sallayalım. Herkes hoş geldi. Bakın bir sürü hayvansever kuşçu abilerimiz, arkadaşlarımız kuşu izlemeye geldiler. Tam garganın üstüne geldi. Doğrudur. Ato biraz yatırma varmış. Var abi. Maşallah. Tamam. Üç. Eğiyormuş. Bak şimdi o mail yaptı ya eğdi evet. mesela. 3 dakikadan sonrası alınmıyor. Anladım abi. Yatırıyor. Yatırması ama net girdi. 0.8.33. Şans abi ya. Bu kupacının depleri. Al çalma. 3 takla. 3 mesafe. Sesi, 14. Sesi, gelişi, atışı her şeyi güzel ama sistemli böyle. Gezmesi. Geçen sene şey. Üçüncülük mü var sizde Atakan? Evet. Üçüncülük. Şeyde hangi şeyde? Şeyde Kocaeli'de. Kocaeli'de değil mi? Gene 3. Ama bu fena değildi maşallah. Girecek şimdi bak çevirecek. Bak çevirecek yok. Bir tarafa gelecek. Ayarlayamadık yani. Geç. Kaç dakika geçmiş abi araba? Sekarı şu anda mı? 37. Hiç karışmasın. Sesini şey yap atak girecek. Bak gidiyor. Hareket etme girecek. Geçersiz. Şimdi dön der bana ben sana tarif edeyim. Bu başlık geçersiz arkadaşlar. Neden geçersiz? Şimdi şu girdiği yerden dik bir şekilde fişek tutması lazım. Mail en fazla saat kadranında 6-5 geçedir. Şimdi bu hayvan geldi. Belli 7-8 metre çıktı. Çıktıktan sonra 10 metre alıyoruz kesintiden sonra. 10 olması lazım. O onu yapamadı. Ne yaptı? Fişe eğdiği için baş geçersiz oldu arkadaşlar. Nail yaptı yani. Kuşun belli bir diklikte yukarı gitmesi. Anladım. Dik çıkmadı yani. Çıkmadı. Bu başı yazamadık. Evet. Normalde şey Hakan abi şey söyleyeyim efendim, arada. Buyurun. Kupaya kuş kaldıracak arkadaşlar nasıl yemlemesi lazım kuşunu? Şimdi, kuşumuzu bir standart vardır. Türkiye geneli profesyonel oyun kuşu. Yarışmaya da girenler, girmeyenler de olur. Uçma yem ayarı denilen bir olay var. Kuşta olmazsa olmaz bir olaydır. Nedir bu? Hayvanı 24 saat aralıkla yedirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Akşam mesela 5'te uçan bir kuşun indikten sonra yemlenip yem önünden alıp su kalacak ama tekrar ertesi gün akşama kadar yem yedirilmemesi gerekiyor. Tekteki
kuşlar için konuşuyorum. Bunu yaparsak kuş çalışır. Ama yem ayarını kaçırırsak, işte kuşu mesela akşam uçurduk, yedirdik, sabah yarışmaya atacağız. Olmaz. Evet. Neden? Aç olmadığı için sefere gelmez. Bunun da mantığı. 24 saattir kuşu yemleme aralığı. Evet. Anladım abi. Yem kalmayacak önünde. Evet. Full anladım. Doyuracağız. Şimdi bugün yem biz alacağız. 8'de kaldırdık kuşu. Evet. Bu kuşun bir önceki gün saat kaçta yemlenmesi lazım? Aşağı yukarı 8'de kalktı. İşte 2-3 saat uçsa 10-11 olur. İndikten sonra yarım saat dinlendirip, neden? Su içirmiyoruz. Çünkü hayvan o sıcakla suyu içerse rahatsızlık geçirebiliyor. Ciğerlerine zarar verir. Şimdi işte 10'da inse 11'de, 12'de yedirdiğimiz zaman full kursak, yemi önünden aldığımız zaman ertesi gün tabii bir daha 8'e kadar yem vermememiz gerekiyor. Anladım abi. Hı-hı. Üstten girecek Çetin abi. O da güzel bir şey çıkacak burada. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ah geçti. Bir daha dönüp gelebilir mi? Gelmez. Oradan gelse iyi olur değil mi? Yok hadi gidecek. Kapat kardeşim, kapat. Abi lan çal. Koyduğun zaman da çalar. Tabii. Yakıyorlar abi. Neyse. Yine geçti. Tutma. Doldu. Tamam, dönecek. Döndü tamam. Hadi bakalım. Girecek herhalde. Baban orada mı? Orada durmasın. Baba sen. Değil mi? Çünkü sağ yaptı, girecek. Şimdi doldu elinde boş. Evet. Yer. Girecek. Yapmadı. 420-51 de sonu değil mi abi? Bizim künye değil mi? İlk bir saat içinde şey yapmadı kuş. Atmayınca diskalifiye oldu. Yazdırdı mı abi onu? 10 metre aldım atak. Abi yazdırmasaydı kritikti değil mi? Yok girdi içeri canım, kritik değil. Yok şeyde abi. Yok yok sefer değil, değil. Yok yok abi. Evet. Şey daha yok. Çok var ne? 10 dakikan daha var. Girmeseydi 10 dakika daha vardı değil mi? Tabii canım. Ya kaç bu takılmaz onu. 50 dakika. Evet. Şey 37 geçe 23 oradan 16 da buradan işte hesabını sen 23 17 desen 40 dakika 10 dakikası varmış. Ha, yok. 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 Rüzgar çıktı ama. Buradan baz alabiliyorsunuz değil mi abi? Sıkıntı bilgi amaçlı röportajı. Soru cevap yaparız. Bak direk yok ya, direk oradan giriyor. Direğin hizasına geliyor. Yalnız Atakan, abi belki de bize buradan alıyoruz. Biraz rüzgardan da meyil yapabilir abi. Şu anda hiç... Hayırlısı kardeşim. Aynen abi ya. Şu kupa işi şans. Ha. Nasıl bir şey? Şimdi bir tane dişi var abi. Onu gitmeyin izleyin ha. Vallahi vakit olursa çağrıyla geldik ya. İşi olur belki. Bizim motorumuz var da. Motoru bırak. Hayırlısı olsun. Vay be.
helaya gerek yok. Hayırlısı, hayırlısı. Nasip. Gitti, gitti daha. Babandan istişare yaparak bir yem at ortaya. Ristir yem indirebilir onu. Ama sen bilirsin. Tabii biz kuştan yanayız. Tabii kuşunu bir toparla falan. Bunlar kural zaten. Bir şey söylemiyorum ben sana. Süreyim mi? Dönerse dönsün mü? Bantlıysa kanatları sıkıntı yok. Kanat açık değilse fırıntı vermediği müddetçe sıkıntı yok kardeşim. Al ortaya kuşları. Hızlı bir şekilde oradan ayrılalım aldıktan sonra. Var var. At o. Bugün sadece başka. İnşallah sonlara da. Meyil kurtardı. Yatırma var ama kurtardı. Burada yazıyoruz. 09 34 girdi. Bu takla. Takla ver be. Allah geri düşecek. Vallahi geri düşecek. Bak fişek çok güzel takla vurmadığı için kuş yazamıyoruz mesela. Bağlamadı mı diyor? Hayır hayır, iki takla vuracak. Bir tane yan vurdu, tek takla oldu. Tek de olmadı yani, yan döndü. Taklayı tam çevirmesi lazım. Tersle girdiğinde de takla sayılmıyor. Anladım. Mesela yan çevirdiğinde takla sayılmaz. Mesela mail de yaptı bunda. Yani bu baş olmadı, bunu yazamadık. Taklası iki takla kurtarmadığı için yazılmadı bu baş. Anladım abi. Evet. Tabii döndürürsen bir şey daha, bir dipnot daha vereyim. Arkadaşlar, bilen biliyor, bilmeyen arkadaşlar da bu söylediklerime dikkat etsin lütfen. Şu anda rüzgar çok. Lodos, ters rüzgar var. Kuş hem zorlanıyor hem de kuşun yatırma sebeplerinden, ana sebebinden biri de rüzgarın olması. Yani belki burada videoda belli olmayabilir, işte otlara bakar, hayır ama. Yukarıda çok iyi şu anda 15-16 süratle rüzgar esiyor. Yani... Rüzgar da kuşu bozar. Ona evet. Da dikkat etsin arkadaşlar. Bir de Hakan abi şey de söyleyelim. Efendim? Bu 3 metre şeyi bugün mesela başımıza bela oldu. Evet. Alıştırsınlar şimdi, mı kümeslerini? Şimdi tabii arkadaşlar kuşu idmanlarken burada 3 metre çubuğu bugün oltayla 3 metredir o. O koyuldu. Hayvan ondan tiksinme yaptı. Dolayısıyla direkt hedefin yanında da olunca. Alışmadı. Biz de ne yaptık? Biz kuştan yanayız. Yarışmacıdan yanayız. Kurallar dahilinde. Kuralları da ihlal etmiyoruz. Yanına aldırdık. Çünkü kuşumuz 3 metre sınırından oynayan bir kuş değil. Kuşumuz 2,5-2 geliyor. Ve o çubuğu mesela baz alıyoruz biz. Yani. O yabani, yabani değil. Şey. Hayır, yanıltmasın. Şimdi çubuğu koyup, kuşu idmanlayıp çubuğa alıştırdıktan sonra yarışa kaldıralım. Bu hataya düşmeyelim. Çubuğu koyunca kuş ürker bunu. Evet, bugün mesela başımıza bela oldu değil mi? Bela oldu ama bu kuşu etkiledi. Her kuşu da etkilemez. Mesela çubuk değil, insan da dursa orada. Bazı kuşlar, hedefçi kuşlar gelir. Bu da hedefçi. Kuşu kötülemiyorum ben burada ama işte maalesef bugün yaşıyoruz. Sen de gördün. Evet. Çubuktan kuş tiksinme yaptı. Evet. Çubuğu biraz dışarı aldırdık biz de. Çubuğunuzu lütfen dikin, sabit kalsın. Kuşlarınızı ona göre çubukla sökün. Çubukla idman verin. Sonradan bunu koyarsak sıkıntı olur. Ve rüzgara da dikkat edin. Rüzgarda kuş uçurmamaya bak. Şu anda ben mesela hissetmiyorum ama sen tabii durumu daha iyi bildiğin lodos, için. Lodos ters rüzgar. Yani hep evet. Önden gelmeye alışmış. Rüzgar lodos olunca burada Poyraz aşağıya eser. Evet. Göğsünü alıp ileriden geliyor mesela. Ama lodos esiyor. Normalde buradan gelmesi lazım. Onu da bilmediği için hayvan beceremiyor. Rüzgarın ters yönüne doğru fişek yapınca yukarıda rüzgarda az güçlü olunca kuşu yatırıyor fişeğini. Evet. Fişeği bozuyor. Fişeği bozuyor. Bozduğunda yazamıyoruz işte. Halbuki ben burada mesela çok hissetmiyorum rüzgarı ama... Biz alttayız. Evet. Sıfır seviyedeyiz ama yukarıda var. Hayır, rüzgarın sert esip esmesi önemli değil. Hiç esmese bile lodos yönünden eserse hayvan rüzgar yönünü kullanır. Bu da bir bilgidir. Bunu uygulasınlar. Lodos olunca
geldiği yönün ters istikametinden gelmeye başlar. Rüzgar olmasa bile, ama biraz da eserse lodos hızlı, bugün esiyor, kuşun meyil yapmasına da etken olur. Yatırır kuşu yukarıda, savurur yani. Anladım abi. Evet. İnşallah hayırlısı olsun. Tabii kuş havada. Havadayken kuştan da ümit kesilmez. Her an değiştirebilir yani. Bu hayvan çünkü. Birinci arkadaşım kuş kaç tane atlamış abi? 19. 19. Yazdırmış. 30 atlamış, 19 yazdırmış. Evet. Karga bozdu böyle kuşu. 3. Dönder şimdi tarif edeyim. Arkadaşlar kuş girdi mesafeye. Fakat yine üstlerde gördüğünüz üzere meyil, yıldırma, yatırma dediğimiz olayı yaptı. Biz 6'yı 5 keçeden sonra eğildiği zaman kesiyoruz. Mecburen bunun üst tarafını kesmek zorunda kaldık. Hakem birbirine sormuş. Hangi şey? Fedası. Önemli değil ya. Aferin. Sesi kesti. Efendim? Ne? Uçuyor abi havada. Dönder bunu da yorumunu yapayım. Şimdi bu baş geçersiz arkadaşlar. Ne de? Hayvan geldi, başladı. Ses bir nebzeye kadar gitti. Ondan sonra hem meyil yaptı hem de kanat sesini kesti. Sen de dikkat ettin mi? Evet. Bugün kesince 10 metre fişek bunun içinde bulamadık. Bulamayacağız. Bunu yazamadık arkadaşlar. Anladım abi. Puanlayamadık yani. Hayır, puanlamadı değil. Yazamadık. Başka geçerli değil sefer. Geçersiz sefer oldu. Vallahi yapmadığı şeyleri yapıyor. Şeyler, insanlar kuş kadar hikayelerini de dinlemek istiyorlar. Şuradan yok diyor. Buradan dönmeyecek. Bu direk varken şöyle dönüyor da rüzgar da kesti gibi. Evet. Hafif var ama. Evet. Aferin. Dönder, tarif edelim, bilinçlensinler. Şimdi yarışları çok böyle kamera mamaraya alınmıyor. Bakın arkadaşlar, bu başta geçersiz. Neden geçersiz? İşte 6'yı 5 geçe dediğimiz olay, şu diklik. Öyle değil de bu 10 geçe gitti. Şey yani, bu saat şey değil mi? Saat kadranı. Saat kadranı. Tabii, 5 geçe, 10 geçe. Açısı, evet, açı evet, olarak. O mail ne yaptı bu mesela? Buradan başladığı zaman bir diklikte gitmesi lazım yukarıda. Ne yaptı? Dümdüz mail yaparak bitirdi. Burada 10 metre dik bir fişek bu fişeğin içinde yok. Yok. Olmadığı için de geçersiz oldu zaten. Lodos bugün kuşu çok mu bozdu Lodos diyebilir bozdu, miyiz? Lodos bozdu, evet. Evet. Ya şu da var. Lodos da diyebiliriz. Şimdi burada yarışmacı arkadaş da burada. Yani kimseyi kırmak, üzmek, kuş yorumu bize düşmez. Bu programı yaptığın için bunları konuşuyoruz. Biz hakemiz. Tarafsız olmamız lazım. Yorum da yapmamız gerekir. Fakat bazı kuşlar, dediğim gibi, bunun etkeninin ben lodos olduğunu inanıyorum, ama bazı kuşlar da böyle meyilli oynarlar genetik olarak. Yani mesela ırk olarak. Sivas'ta mesela bayılırlar bu tarz bir şey, ama daha sert olacak, daha sesli, daha taklalı. Hafif meyil sever onlar 10 geçe falan. Ama biz diklikte bir tüzük gereği baş istiyoruz. En fazla 5 geçe, yani şu elimle göstereyim, şu meyil. Ama bu, gördün sen de, böyle gittiği için yazamıyoruz bunu. Anladım abi. Evet, baş geçersiz oldu. Hakan abi, ağzın olması iyi mi kötü mü? Hangi? Bol şans diliyorum. Senin adına değil mi? Murat Akyol sadece. Olmasa önemliydi. Yani hisse sahibiyle yanına isim yazabiliyoruz kural gereği, biliyorsun. Murat Akyol, Hasan Köle mi yazalım, paylaştırayım? Hasan şey yapsan onu üstadım. Kuş banlıyor. Yarın iddialı bir kuş. Kimi? Murat. Nerede? İki. Aa. Üstü bağlamak. Ama bu baş geçerli. Geçerli. 0954. 0. Yok. Tek takla.
Nereye geldi bunu? İnşallah hayırlısı olsun onu. Kuş güdeni yap aynen. Kuş güdeni. Takla vurmadığı için geçer. Takla vurmadığı için geçersiz. Evet. Bizim izleyici sayısı da çoğaldı. Çoğaldı. Hiç bakmadık da arkaya. Sevenler çok, seyirci hepsi kuşçudu onlar. Maşallah. Sağ olsunlar. Hepsi dört gözlü. Evet. Allah emeklerimden gönlüne göre versin. Bir tane daha var. Ya vursa da yazamayız. Sesi kesti şu. Tabii. O tek taklaya kadar ses var, ondan sonra ses yok. Yüksek al. Zaten vuramadık. Bak sesi kırıyor yukarı. Dikkat ediyoruz. Niye öyle yapıyor abi? Abi düşüncelerinizi alalım. Dün çok yordum. 3,5 saat kaldı dün havada. Yani kuşu çok yorduk harbiden. Bugün de performansı iyi değildi. Evet. 27-33. Bayram abi kaç senedir güvercin besliyorsun? 8 yaşından beri besliyorum. 8 yaşından bu yana. Özellikle bizim bu Erdal abi Çetin Kaya bir de ekorisi İlker abi dedi evet. Ki Bayram abinin yanına mutlaka git. Teşekkür ciddi ederim. Anlamda emekçidir dedi. Teşekkür ederim. Senin de emekçiler günün kutlu olsun. Burada evet. Gerçekten seyislik yapıyorsunuz. Evet. Burada emeğimiz çok. Evet. Artı antrenörlük yapıyorsunuz. Nasıl şimdiki daha yavru var elinde? Var daha. Kaldıracağımız kuşlarımız var. Var. Birkaç gün içerisinde inşallah yine kaldıracağız yani. Bayağı. Anladım. Yine şeyden mi? Marmara Güvercin Federasyonu'ndan mı? Hepsinde var benim. Yani yazılımlarım çok yani. Marmara'da da var, Kocaeli'nde de var, Avrasya'da da var. İGV'de de var, Avrupa'da da var. 12. Yazılımlarımız çok. 24. Hacı aramızda bugün. Aynen. Oyun kuşçusu. Yine bizim 25. Ardahan Karslılardan. Ne haber kral? Eyvallah abim sağ olasın seni sormalı. Eyvallah ses, sağ ol. Ses ortamı normal kurtarır.
Arkadaşlar, Bayram Oğuz abi ciddi anlamda oyun kuşçusudur. Çok emek veriyor bu işe. Sürekli camiadan kulağımıza geliyor. Bakın, kendi ürettiği kuşlar, soylar da burada. Hepsi zıpkın gibi maşallah. Fiziklerine bakın, kuşların duruşlarına bakın. Tabi istediği performansı sergileyemediği için kuş biraz morali bozuk. Rüzgar yordu bugün kuşu. Hedef olarak koyduğumuz 3 metre çubuğu kuşun biraz dengesini bozdu. Bir de yormuş kuşu bir gün öncesinden, kendisi de söyledi zaten. 3,5 saat 26 tane girdi. Dün mü? Evet. 3,5 saat. Tabii 3,5 saat 26 tane girdi. Abi biz yemlemede de sanki şey gördük. Karnı tok ya muydu dün, Bayram abi? Dün buradan geç gidince mecbur yem verdim yani, doyurdum yani. İşte. Ama dün çok ezildi kuş, çok. Evet. Yem de biraz sıktı hayvanı galiba. Dün girdiği fişeklerin bir tanesini girmedi. Kuş zaten yavru, yeni yavru büyüttü. Onun da ezginliği vardı. Yani velakin işte istediğimiz performansı vermedi yani. Evet. Öyle bir kuş da değil zaten yani. Evet. İyi bir kuş yani ama velakin. Keşke dün uçurmasa mıydın? Dün işte dün, asıl dün kaldıracaktık biz kuşu da. Evet. Ve nasip olmadı, işte bugün attık. Keşke de dün kaldırsaydık. Değil mi? İşte tam bu iş tamamen nasip kısmet, evet, işi be Bayram abi. Ya nasipten ziyade yani biz bunu bile bile yani kuşu ezdiğimizi biliyoruz yani. Biz de yılların kuşçusuyuz yani. Evet. Ezdiğimizi bile bile yani normalde bugün bu kuş uçmazdı yani. Bir gün dinlendirip öyle uçurtman lazım. Çünkü erkek kuş bu. Evet. Yavru değil ki. Ama işte biz yapmadık. Bir de günübirlik uçan bu kuştu bu. Ve dün kendini ezdiğince bugün performansı iyi değildi. Uçan kuşumuz bu. Önümdeki sazlı Çifttepe değil mi? Evet. Bayram abi, efendim? Videoya senin telefon numaranı yazabilir miyim abi? İzin verir misin? Tabii. Pamuklar da yerinde görüyorsun zaten. Bunlar hep uçurttuğun, antrenman verdiğin yavrular. Bunlar ekseri. Yavru. Evet, hepsi yavru. Maşallah, subhanallah. Bir tane eke var, işte onu da kaldırdık işte. Arkadaşlar video zaten çok uzun oldu. Geldim abi. İyi vallahi baba. Hakan abi, Çetin abi tekrar çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür sizi ederim. Sizi tanıdığım için. Allah razı olsun. Kuştan senden. Sebep tanıdığım için çok memnun oldum. Evet, sağ ol. İşte böyle uğraşıyoruz. Bugün kuş biraz yorgunluk varmış. Bayram abi çok uçtuğunu, evet, söylüyor bu şimdi. Olmadı ama barajı geçti. Bir dahaki sefere inşallah. Bu yarış işi nasip işi, kısmet işi. Evet. Bütün takipçilerine selam olsun bizden. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Allah ben razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Seni de tanıdığım için çok sevindim. Her zaman kapımız açık. Biz şeffafız, açığız. İstediğin zaman gelip bizle kayıt yapabilirsin. Böyle hizmet ediyoruz biz de, camianın bir koluyuz. Abi Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkürler. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun, var olun.